Silivri Belediye Meclisi'nin çok değerli üyeleri, siyasi partilerimizin değerli başkanları, değerli yöneticileri, çok değerli misafirler, başkanımızın değerli temsilcileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bilindiğim üzere dün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle ben basın emekçisi arkadaşlarımın gününü tekrar buradan kutluyorum. Belediye mevcut şeylerimizin katılımıyla 11.1.2019 tarihinde rastlayan Ocak ayı toplantısı 2. birleşiminin 1. oturumunu açıyorum. Çoğunluğumuz vardır. Bugün mazeretleri dolayısıyla meclisimize katılamayan arkadaşlarımız Rıfat Kutlu, Mustafa Saral, Mutlu Bozoğlu, İbrahim Çeşmecioğlu, Günal Doğru, Bora Balcıoğlu, Devrim Uzun ve Cengiz Aksu'nun izini sayılmalarını oylarınızı sunuyorum. Kabul ederler, etmediler. Oy kabul edilmiştir. Ocak ayı toplantısı 1. birleşimine 1. oturumuna ait tutanakların okunmuş kabulüyle oylarınızı sunuyorum. Kabul ederler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi gündemimize geçiyoruz. Gündemimizin 1. maddesi. Gündemimizin 1. maddesi içeri sınırları içinde bulunan isimsiz cadde ve sokakların isimlendirilmesiyle ilgili isim ve tespit komisyonu raporuna görüşülmesi. Buyurun. Komisyon görüşü. Aile Beyden Tevfikbaşı Mahallesi isimsiz sokağının sarsılmaz sokak ismini verilmesi, Aile Bey Mahallesi Hasan Korsan Sokak ve Albay Yunus Dirik Caddesi arasındaki isimsiz sokağa Şirin Sokak ismini verilmesi, Yeni Mahalle Azar Çıkmazı Sokak ile 7029. sokağı birleştiren isimsiz sokağa Hacı Bektaş Bey Sokağı, Yavaslı Sokağı ile Türk'ün Caddesi'ni birleştiren isimsiz sokağa Kırklar Sokağı ismini verilmesi, 5.393 sayılı belediye kanununun 18 taksimine maddesi ve 52.16 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 7 taksimine maddesi uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne tavsiye meclis kararı almak üzere isim tespit komisyonu uygun olmuştur. Yüce Meclisi sayılarımız arz olur. Evet, gündemimizin 1. maddesine ait komisyon görüşünü oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, hepinize günaydın diliyorum. Hacı Bektaş Bey Anadolu Kültür Vakfı Silivri Şube Başkanı olarak ben hem isim tespit komisyonumuza hem de belediye meclisimize önerdiğiniz iki ismin kabul edilmesi dolayısıyla teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Biz de teşekkür ederiz. Hayırlı olmasını diliyoruz. Gündemimizin 2. maddesi. Gündemimizin 2. maddesi ilçemiz Selimpaşa Mahallesi 6725 parselde Kayıtpaşa mahallelerinde bulunan 13, 14 ve 15 bulunduğu dükkanların itibari olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı adına tahsisi ve 16 gün olduğu dükkanın tahsisinin iptal edilmesiyle ilgili hukuk komisyonu raporu görüşülmesi. Silivri Belediye Meclisi'nin 7.1.2019 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Silivri Kaymakamlığı İlçe Halk Kütüphanesi'ne 10.12.2018 tarih ve 8.902 sayılı yazısı ile mülkiyeti Silivri Belediyesi'ne ait olan ilçemiz Selimpaşa Mahallesi 6.725 parsele kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan ve Desten Çarşısı'ndaki 13, 14, 15 nolu dükkanların 5.393 sayılı belediye kanununun 15'e H ve 75'e D maddeleri kapsamında kütüphane olarak kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı adına 15 yıl süreyle tahsis edilmesi ve tahsis şartlarının üzerinde tahsis protokolünün hazırlanması ve imzalanması konusunda belediye başkanına yetki verilmesi ve 16 numaralı dükkanının tahsisinin iptal edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Yüce Meclis'e saygılarınızı arz olur. Bu komisyon görüşünde oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 3. maddesi. Gündemimizin 3. maddesi belediyemizde 2019 yılında sözleşmenin personel çalıştırılması ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi. Komisyon görüşü yapılan çalışmalar sonucunda belediyeye bağlı kuruluşları ile mali idare birlikleri tasnif cetvelleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan ve belediyemizce onaylanan C12 grubu cetvellerinde boş bulunan 1 adet avukatlık hizmetleri sınıfında, 33 adet teknik hizmetler sınıfında ve 8 adet sağlık hizmetleri sınıfında 5.393 sayılı kanunun 49. maddesine
istinaden tam zamanlı iş sözleşmesi yapılmak suretiyle sözleşmeli personel çalıştırılması ve 2019 yılı için Maliye Bakanlığı'nca açıklanan taban ücretlerden olmak üzere ücretlerin ödenmesi oy birliğince uygun görülmüştür. Yüce Meclis'e arz olunur. Gündemimizin 3. maddesine ait komisyon görüşünü oylarında sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 4. maddesi. Gündemimizin 4. maddesi bağlantı yolu doğusu ve batısı ile yakın çevresi 1 bölü 1 ölçekli uygulama imar planı plan notları değişikliği ile ilgili imar komisyonu raporuna görüşülmesi. Komisyon görüşü 2.7.2012 oray tarihli ten bağlantı yolu doğusu ve batısı ile yakın çevresi 1 bölü 1 ölçekli uygulama imar planı ile birlikte aynı plan notunun yer aldığı 3.7.2012 oray tarihli Alipaşa Mahallesi 1 bölü 1 ölçekli uygulama imar planı ve 14.06.2013 olay tarihli yeni mahalle 1 bölü 1 ölçekli uygulama imar planının plan notlarında yapı düzenine ait hükümler başlığı altında bulunan 3.2 numaralı farklı mimari uygulamalara imkan vermek maksadıyla verilen inşaat imkan emsalini ve maksimum yapı yüksekliğini geçmemek, taban aralığı kullanımının %40'ını aşmamak koşulu ile istenilen yükseklikte yapı yapılabilir. Plan notu maddesinin iptal edilmesi, böylelikle İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasının sağlanması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun bulunmuştur. Yüce Meclis'e de saygılarımız arz olur. 4. madde ilişkin komisyon görüşünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 5. maddesi. Gündemimizin 5. maddesi belediyemiz ile Galatasaray Spor Kulübü arasında ortak hizmet projesinin geliştirilmesiyle ilgili imar ve hukuk komisyonu raporunun görüşülmesi. Komisyon görüşü. Silivri Belediye Meclisi'nin 7.1.2019 tarihli toplantısında İmar ve Hukuk Komisyonu'na havale edilen Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin kararı daha geniş bir değerlendirmesi ve komisyonumuzca gerekli inceleme ve araştırmalar yapılabilmesi amacıyla tepkide kalması uygun görmüştür. Yüce Meclis'e saygılarınızı arz olunur. Bu komisyon görüşünde oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 6. maddesi. Gündemimizin 6. maddesi mülkiyeti belediyemize ait olan Büyükçavuşlu Mahallesi 213 adı bir parselde bulunan düğün salonunun 2019 yılı tarifi ücretlerinin belirlenmesiyle ilgili plan ve bütçe komisyonu raporuna görüşülmesi. Komisyon görüşü mülkiyeti belediyemize ait olan Büyükçavuşlu Mahallesi 213 adı bir parselde bulunan düğün salonunda 2019 yılında her kiralama için 250 lira artı KDV olmak üzere ücret alınması komisyonumuz tarafından oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yüce Meclis'e saygılarımızı arz ederim. Evet, 6. maddeye ilişkin komisyon görüşünü oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli meclis üyeleri, gündemimiz sona ermiştir. Alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum.